ve karşınızda Huawei MateBook X Pro. Çok beklenilen, sorulan bir modeldi. Özellikle D16 incelemesinden sonra soruldu bu modelde, hani merak ediliyordu. Gelsin bir bakalım, çünkü D16 büyük ekranlı bir model. X Pro 13.9 inçlik bir model ama öyle bir ekran ki hayran kaldım. Gerçekten ekranı mükemmel. Hemen anlatmaya, tasarımla başlamak istiyorum. Tekrar alayım elime. Bu notebook'ta benim en sevdiğim detay tasarımı ile ilgili. Ekranı 3/2 oranında. Tabii ekran böyle olunca ve full view, yani çerçevesiz denilebilecek bir ekran olduktan sonra kasa da aslında 3/2 oranında oluyor. Gördüğünüz gibi tasarımı daha böyle ince uzun değil. Biraz daha kareye yakın bir tasarımı var. Bu çok önemli bir detay. Çünkü biz internette gezinirken ya da bilgisayarda bir şeyler yaparken, çalışırken tükettiğimiz içerikler böyle 16'ya 9 değil. Şimdi 16'ya 9 bir şey izlemek için aslında bir taraftan iyi. Mesela YouTube'da şu an izlediğiniz video da 16'ya 9. Onu izlemek için okey. Ama onun dışında hiçbir şey için aslında 16'ya 9 ekranlar çok verimli olmuyor. Özellikle küçük boyutlu bilgisayarlar için bunu söylüyorum. Eğer bilgisayarınızın boyutu küçükse, böyle 13 inç, 13.9, 14 inç bir bilgisayarsa, bunun 3/2 oranda olması çok daha iyi. Bu da size şu avantajı sağlıyor. Bir sayfayı açtığınızda, gezdiğinizde internet tarayıcısında daha yüksek bir ekrana sahip oluyorsunuz ve aşağıya doğru içerikler daha fazla oluyor. Yani bir sayfada 16'ya 9'a göre 3/2 ekranda daha fazla yazı içeriğini ya da fotoğrafı vesaire, sayfanın içeriğini aşağıya doğru görebiliyorsunuz. Çünkü bizim internette tükettiğimiz içerikler video gibi yatay değil, aslında dikey içerikler. Web sayfaları vesaire sürekli aşağıdan yukarıya kaydırıyoruz. Onu hesaba katarsanız böyle küçük boyutlu bilgisayarlar için 3/2 oranı çok iyi olmuş. X Pro'da bu şekilde 3/2 oranlı ekranla geliyor ve bu ekran 3000'e 2000 çözünürlüğünde. Ya gerçekten bunu bir mağazada bir yerde görün, deneyimleyin. Ekranı gerçekten böyle tabletlerin ya da telefonların ekranı kadar diyebilirim. Piksel yoğunluğu çok yüksek. Yani tam 3K çözünürlüğünde bir ekrana bakıyorsunuz. Aynı zamanda bu ekran 450 nit parlaklığında ve %100 sRGB renk kabutunda destekliyor. İşte %91'lik o çerçeve ekran gövde oranı muazzam görünüyor. Gerçekten cihazı tam bir premium ve şık cihaz haline getiren en önemli detay o bana sorarsanız. Tasarımla ilgili yine en büyük detay bu full alüminyum ve arka tarafı da gördüğünüz gibi herhangi bir fan boşluğu vesaire ızgarası göremiyorsunuz. Tamamen buraya, menteşelerin oraya gizlemişler. Bunlar önemli detaylar. Bayağı yekpare, çok hoş duran şık bir tasarımı var. Çerçevelerde ve kasanın etrafında da gümüş bir kesim detayı var. O da biraz açıkçası zengin ve premium hissettiren bir detay olmuş. Onu da çok beğendim. Tasarımla beraber hemen soketlerden de bahsedeyim. Sağ tarafında bir tane tipa USB var. Sol tarafında da iki tane Type-C ve bir tane 3.5 mm stereo ses çıkışı bulunuyor. Bunlara ek olarak hemen onu da yeri gelmişken söyleyip, kutunun içinden, bu beni şaşırttı bu arada kutuyu açarken, böyle bir hub çıkıyor. Type-C hub çıkıyor. Bu çok önemli. Çünkü üzerinde bunun bir tane USB var. Bir tane Type-C var. HDMI ve VGA var. Diyeceksiniz ki bak, bu çok ince düşünülmüş bir şey bana sorarsanız. Bunun kutudan çıkması okey, güzel bir jest. Ama onun dışında burada VGA var diyeceksiniz ki, VGA mı kaldı? Yani eski bir teknoloji diyeceksiniz ama hiç öyle değil. İleride bahsedeceğim. Bu bilgisayarın biraz hitap ettiği kesime güzel bir jest olmuş. Özellikle sunum yapmak isteyen profesyoneller için, yani sunum yapmaya bir yerde projeksiyona bağlantı ihtiyacı duyan insanlar için bu port çok önemli. Çünkü emin olun piyasadaki yani toplantı salonlarının %50'sinden fazlası hala projeksiyonlar VGA girişine sahip. Bu portun bu hub'un üzerinde olması bence ince düşünülmüş bir ayrıntı ve gördüğünüz gibi boyutları da gayet küçük ve taşınabilir. Bana sorarsanız bunlar önemli detaylar. Klavye ve touchpad'ine gelecek olursak, klavye D16'daki gibi yine çok iyi, yumuşak, sessiz, basma hissi, geri bildirimi gayet iyi. Arkadan aydınlatmalı bir klavyesi var zaten. Yani klavyesi gerçekten güzel. Yazı yazmak çok keyifli bu bilgisayarda. Klavyesi bence olmuş. Gayet iyi yani. D16'nın değildi. X Pro'nun da klavyesini çok beğendim. Onun dışında çok güzel bir artısı var. Touchpad'i. Touchpad'i tamamen her tarafı dokunmatik yüzey. Huawei buna Free Touch ismini vermiş. Şimdi onu yeri gelmişken göstereyim bence. Şimdi normalde bir touchpad'in biz alışkınız şurası, İşte sol tık, sağ tık gibi ikiye ayrılır ve şuralarda basmak daha zordur. Burada daha kolaydır. Çünkü tuşlar burada da sağ tık, sol tık gibi. Bu touchpad'in her yerinde aynı hassasiyette basabiliyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Her yerine tıklayabilirsiniz. Çok güzel bir kullanım var. Çok keyifli. Bu tarz böyle profesyonel detaylar var bu bilgisayarda. O yüzden Pro ismini hak ettiğini düşünüyorum. Özellikle kasa ve tasarım yapısıyla. Onun dışında klavyede yine gizlenmiş kamera var. Huawei'nin artık geleneksel kamerası diyebilirim buna. Klavye çok güzel bir şekilde gizlenmiş. Bu kamera burada olması sayesinde de ekranlar bu şekilde ince, zarif bir tasarıma sahip olabiliyor. Ve yine parmak izi sensörü de var. Bu da
artık günümüz şartlarında çok önemli bir detay. Çok hızlı, çok gayet düzgün şekilde çalışan bir parmak izi sensörü var. Aynı zamanda güç butonu da bu sensör. Onunla beraber bir yenilik daha yapılmış. Bu çok önemli. Mikrofonu yenilendi. Bu özellikle son dönemde çok önemli. Çünkü çok fazla artık işleri bilgisayardan yaptığımız için, sıkça toplantı vesaire çok yaptığımız için bu detay çok önemli. İsterseniz nasıl ses alıyor, nasıl görüntü alıyor bir bakalım beraber. Beni şu anda X Pro'nun kamerasından ve mikrofonlarından duyuyorsunuz. Genel olarak görüntü ve ses deneyimi bu şekilde. Peki hoparlör kalitesi nasıl derseniz, bu kadar ince ve küçük bir kasa için hoparlör de gayet iyi ses verebiliyor. Hatta kaliteli bir ses verebiliyor. İsterseniz kısa bir dinleteyim size. Yani mikrofonda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama ses kalitesi gayet iyi yani. Bir film izlerken ya da müzik dinlemek istediğinizde vesaire güzel bir ses kalitesi ve ses deneyimi sunabiliyor. Bir de tasarımla ilgili en önemli konulardan birisi, ki bu bilgisayarın en önemli özelliklerinden birisi de bu, 1.33 gram ağırlığında. Gerçekten hafif bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim ve çok ince. Yani şu ince kısmı 4.9 mm, kalın kısmı da 14.6 mm kalınlığında ya da inceliğinde de diyebiliriz. O açıdan gerçekten taşınabilir hafif bir bilgisayar. Tasarımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ekrana tekrar dönmek istiyorum çünkü ekranda çok önemli bir detay var. Bu ekran aynı zamanda dokunmatik bir yüzeye sahip. Şöyle göstereyim size. Mesela şöyle ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Direkt ekran görüntüsü menüsü geliyor vesaire. Dokunup kullanabiliyorsunuz. Yani çok fazla kullanır mısınız bilmiyorum. Bu tarz yeni teknolojileri işte alışkanlık edinmek gerekiyor. Eğer alışırsanız bir şekilde kullanırsınız tabii ki. Hani web sayfalarını kolayca kaydırabiliyorsun. Dev ekranda Instagram keyfi yaşayabiliyorsun vesaire. Yani dokunmatik ekran olması da bu bilgisayarın ekstra özelliklerinden birisi. Yani zaten kaliteli, keyifli bir ekran. Üstüne bir de dokunmatik özelliği gelince eksiksiz bir hal almış diyebilirim. Ve gelelim performansa. Şimdi X Pro'nun 3 farklı modeli olacak. Bunların hepsi 16 GB LPDDR4. 4266 MHz belleğe sahip. Yani hepsinin belleği aynı. Giriş seviyesi modelde i5 işlemci ve 512'lik bir SSD olacak. Bir de i7 16 GB ve 512'lik model olacak. Bir de i7 1 TB SSD'ye sahip bir model olacak. Ve 3 modelde 11. nesil i7 ve i5 işlemcilerinden gücünü alıyor. Bendeki model 11. nesil i7 Iris Xe grafik birimine sahip olan işlemci. Sözü gelmişken performansa da değineyim. Performansa, yani böyle bir bilgisayar aldığımızda performansı nasıl derseniz, ben birkaç tane test yaptım ve genel deneyimimden de bahsedeceğim. Şimdi i7 zaten son nesil, yani 11. nesil Intel'in en iyi işlemcileri var bu bilgisayarın içinde ve yani böyle bir bilgisayarda yapmak istediğiniz her işi yapabileceğinizi söyleyebilirim. Yine işlemciyi meraklıları için söyleyeyim. Cinebench testlerinde, benchmark testlerinde çoklu çekirdekte 3869, tekli çekirdekte 1358 puan aldı. Bu puanlar meraklısı için söylüyorum. Siz şeyi merak edeceksiniz biliyorum ya, biz canımız sıkıldığında, bir şey yapmak istediğimizde, bir oyun oynamak istediğimizde bir PUBG oynayabilir miyiz derseniz, PUBG kurdum, denedim, oynatıyor. Orta ayarlarda 40-50 FPS civarında alabiliyorsunuz. Yüksek ayarlarda da 38-40 FPS civarında akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Yani bu bir oyun bilgisayarı değil. Üzerinde harici bir GPU grafik birimi yok ama oyun oynamak istediğinizde de işte PUBG vesaire gibi oyunları açıp oynayıp biraz kafa dağıtabilirsiniz bu bilgisayarda. Aynı zamanda SSD'nin performansı da çok önemli, ki SSD'si bayağı iyi. Yaptığım testlerde okuma hızı 3383 MB, yazma hızı da 3011 MB'a kadar alabildim. Hani SSD'sine diyecek laf yok, gerçekten performans çok hızlı açılıyor, çok hızlı kapanıyor. Bir uygulama yüklediğinizde, ki ben Premiere'i kurdum, Premiere Pro'yu kurdum. Premiere Pro yaklaşık 1,5-2 dakika içinde kurabildim, ki 1-2 GB'lık falan bir uygulama, gayet hızlı bir şekilde kurabiliyorsunuz. Uygulama kurmak, silmek, bilgisayarı açmak, kapatmak gerçekten hızlı. O açıdan hani üst seviye bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu bilgisayar aslında video düzenlemek için ekranı mesela muazzam uygun. Gerçekten çok kaliteli, keskin, 450 nit parlaklık, sRGB %100 desteklemesiyle aslında uygun bir bilgisayar. Performans olarak bu işlerde genelde harici GPU gerekir. Ama ben bu bilgisayarda Premiere Pro'yu kurup 4K 25 kare 100 megabit videoyu düzenledim. Düzenlerken asla sıkıntı yok. Yani gayet akışkan bir şekilde projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Proje üzerinde çalışabilirsiniz. Projeyi render almaya çalıştığınızda da H264 4K projeyi, 100 megabitlik 4K projeyi 20 dakika gibi bir sürede
render alabildim. Tabii dediğim gibi yani tam bir render bilgisayarı değil bu ama yapmak istediğinizde ya bir video düzenlemek istediğinizde düzenleyebilirsiniz problemsiz bir şekilde. Render almak istediğinizde de belki alternatiflerine göre daha uzun sürecektir ama işinizde yapabilirsiniz. Performans için söyleyeceklerim bu kadar. Peki bunları yaparken ısınıyor mu diyebilirsiniz çünkü çok ince küçük bir bilgisayar bazen ısınma problem olabiliyor. Isınıyor mu derseniz bilgisayar şöyle yani çok böyle buz gibi çalışan bir bilgisayar zaten çok ince ve içerisinde de i7 yani 11. nesil i7 işlemci var. Yani evet yük altındayken bir tık ısınma hissedebiliyorsunuz ama bu ısınma klavyelere ya da sizin işte konforunuzu etkileyecek seviyeye gelmiyor. Normal kullanımda da gayet serin bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Yani ısınma konusunda i7'li performanslı bilgisayar için gayet iyi seviyede diyebilirim. Şimdi performans demişken tüm bunları yaparken pil performansı da çok önemli. Burada Huawei güzel bir iş çıkartmış. 10 saate kadar kullanım ömrü sunabilen bir pil koymuşlar. Ve 1 saat içinde de %78 şarj olabiliyor ki ben onu da göstermek istiyorum. Şarj adaptörü gerçekten çok küçük Huawei'lerin. Bakın şu kadar bir şarj adaptörüyle geliyor. Hani hafif ve küçük bir şarj adaptörüyle bunu yapabiliyor. Bu güzel bir şey. Ama ben bir 10 saat mevzusunu test etmek istedim. Bu testi %50 ekran parlaklığında YouTube'da 1080 video açarak yaptım ve pilim %100'deyken bu şekilde başlattım testi. Toplamda 7 saat 27 dakika sonra test bitti ve bilgisayar kapandı. Yalnız bilgisayar %5'deyken kapanıyor biliyorsunuz. Windows kendini korumaya alıyor. Birazcık onu da sayarsak işte 7,5-8 saat aldık diyebiliriz. Fakat ben Huawei testi hangi şartlarda yaptığını bilmiyorum. Ben %50 ki gayet iyi bir parlaklık seviyesi yani gün içinde kullanabileceğiniz bir parlaklık seviyesinde test yaptım. 7,5 saat hatta belki 8 saate yakın %0 hesaplarsak 8 saate yakın bir deneyim sunabildi. Belki ekran parlaklığı, hoparlör seviyesi vesaire birçok duruma bağlı pil testleri biliyorsunuz. Bence gayet iyi bir süre olduğunu söyleyebilirim. Bu bilgisayarı alıp da gün içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pil konusunda bir sorun yaşayacağınızı hiç sanmıyorum. Ve bir de bağlantı performansına bakarsak Wi-Fi 6 desteği var. Yani son teknoloji Wi-Fi sistemine sahip bu bilgisayar. İnanılmaz hızlarda internete bağlanabilir. Düşük gecikmelerle süper hızlı bir internet deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer sizin de Wi-Fi 6 destekli bir modeminiz ve internet altyapınız varsa yani son teknolojiyi size sunabiliyor. Bluetooth 5.0 da var. Aslında toparlayacak olursak bilgisayar her anlamda size bu küçük boyutlarıyla beraber her şeyin en üst versiyonunu sunuyor diyebilirim. Muazzam bir ekran, 4 tane hoparlör, muazzam bağlantı seçenekleri, son teknoloji 11. nesil Intel i7 ile donatılmış SSD performansı vesaire son derece iyi. Gerçekten hani ince, zarif, prestijli bir tasarımla beraber size sunabileceğin en iyisini sunuyor diyebilirim bu bilgisayar. Peki bu bilgisayar genel olarak kimlere hitap ediyor derseniz hep kafamda şunu canlandırdım. Ya bir iş insanı canlanıyor, iş adamı canlanıyor ve bir de böyle öğretim üyeleri falan canlanıyor. Çünkü daha çok sunumlarda işte onlar da bir taraftan öğrenci gibiler taşınabilir olmaları gerekiyor. Bilgisayarlarının hafif olması gerekiyor, performanslı olması gerekiyor, sunum yapacaklar VGA portu olması gerekiyor falan. Böyle bu tarz kişiler canlanıyor. Gerçekten de öyle yani bunu ev eğlencesi için vesaire düşünüyorsanız bence D16'ya bakabilirsiniz. Hem daha uygun fiyatlı ve işte geniş ekranlı bir bilgisayarınız olur ama eğer prestijli ve iş için düşünüyorsanız zaten Pro takısı buradan geliyor. Bu bilgisayarı alabilirsiniz gerçekten. İnceliğiyle, zarifliğiyle, masada duruşuyla, performansıyla, pil ömrüyle vesaire gayet iyi bir bilgisayar olmuş. Siz X Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlarınızı ve sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir süre daha bende olacak bilgisayar. Sorularınızı ayrıyeten cevaplamak için çabalayacağım. Huawei ekosisteminde olan insanlar için tavsiye ediyorum. Bu bilgisayarı da bir gözden geçirebilirsiniz ki eğer ekosistemdeyseniz biliyorsunuz ekran paylaşımları şunlar bunlar devreye giriyor. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Bunlardan ayrıca daha detaylı bir şekilde bahsettiğim D16 videosuna da bakabilirsiniz. Aralarında kıyaslama yapabilirsiniz. Eğer isterseniz ben ikisi arasında bir kıyaslama videosu da çekebilirim. Öyle sonraki videolarda görüşmek üzere. Tam İndir'i sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olabilirsiniz. Beni de sosyal medyada ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.